Merhaba arkadaşlar, yine bir lokum kek tarifiyle karşınızdayım. İlk önce 4 tane yumurtamızı çırpma kabımıza alıyoruz. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Bu sefer kekimizi orman meyveli sostan yapacağız arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 dakika kadar güzelce çırpalım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt veya süt de ekleyebilirsiniz. Ama yoğurtla daha lezzetli oluyor. Yoğurt koymayı tercih ediyorum o bakımdan. Uzun süre değil, şöyle sadece birbirine karışana kadar çırptıktan sonra üç su bardağı un kullanacağım. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Evet, kekimiz bu kıvamda oldu. Fırınımızı da 170 derecede şu anda ısıttım. Sıcak olacak. Dikdörtgen borcam kullandım arkadaşlar. Altına yağlı kağıt serdim çünkü ters çevireceğim. Daha pürüzsüz ve düzgün olması için kekimizi fırına gönderelim. Kekimiz pişerken sosumuzu hazırlayalım. Ben ilk önce arkadaşlar bir paket sosla 1 su bardağı suyu karıştırarak kaynatalım ve sosumuzu hazırlayalım. Ama bu sosun bana az geldiği için ben tekrar bir paket daha kullandım arkadaşlar. Toplamda 2 paket kullanmış oldum. Evet, kekimizi ters çevirelim. Pişip pişmediğini kürdan yardımıyla öğrendik. Kenarlarının daha düzgün olması için kenarlarını kesiyorum. Bunları atacak mıyım? Kesinlikle hayır. Hiçbir şey israf etmiyoruz. Bu kek parçalarından inşallah yarın sizlere veya öbür gün pastane usulü ay çöreği yapacağım arkadaşlar. İç malzemesi olarak bayat kek kullanmamız gerekiyor. Bu kek parçalarını o şekilde değerlendirerek. Evet, kekimizin arkadaşlar soğuk olması lazım. Kekimiz soğudu. Gördüğünüz gibi kenarlarını sosa batırıyoruz. Ve Hindistan cevizine batırıyoruz. Bu sosun inanılmaz bir lezzeti var. Gerçekten çok 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 güzel bir lezzeti var. O yüzden çok severek yiyoruz bu keki de. Aynı usulü çikolata sosuyla da yapabilirsiniz. Ben çikolata sosuyla yapmıştım. Bugün de bunu denemek istedim. Daha serin bir tadı var, daha hafif bir tadı var arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, kekimiz pişti, dinlendi. Zaten keki çok güzel oldu, pamuk gibi oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sos da ayrı bir lezzet kattı ve son hali bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlarım, sizlere kolay gelsin diyorum. Yeni tariflerle tekrar görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Yapmamı istediğiniz yemekler, pastalar, börekler varsa önerilerinizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.